Herkese merhabalar. Edebiyat yolculuğumuza tiyatro ile devam ediyoruz. Gerçekten hem okul derslerimiz için hem de ileride gireceğimiz AYT için yani üniversite sınavı için de çok çok değerli bir konu. Üniversite sınavlarında mutlaka mutlaka 2021'de, 2020'de bu sene muhtemelen kara gözden soru gelecek arkadaşlar ve Tanzimat dönemi tiyatrosunda da bilhassa Namık Kemal alakalı soru sormayı ÖSYM çok seviyor. Dolayısıyla şimdi öğreneceğimiz konu sadece okul yazılarımız için değil, yani sadece onun sınıf programımız için değil, ileride gireceğimiz üniversite sınavı açısından da çok çok değerli bir konu. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Güzel bir şekilde bu kolay konuyu, bu leziz konuyu öğrenelim. Hem onun sınıfa bir yatırım yapmış olalım. Hem de gelecek için üniversite sınavı adına güzel bir yatırım yapmış olalım diyoruz. Ve hemen videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki sizler bu konu anlatımından sonra mutlaka mutlaka sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı'ndan veya Dinamo'dan sorularınızı çözmeye çalışın. Sıfırdan ona da sizler için süper bir konu anlatımı belirledik. Burada hatta konu anlatımını bizzat kendimiz hazırladık arkadaşlar. Buradaki soru tarzları, buradaki konu bilgileri son derece Milliyetin Bakanlığı'na uygun bir şekilde hazırlandı. Ve konu soru yöntemiyle sizlere getirildi. Buradaki bilgileri hem okul yazılarınız için hem de normal üniversite sınavı için de kullanabilirsiniz. O zaman daha fazla bağlı reklamı yapmadan hemen konumuza giriyorum arkadaşlar. Şimdi, tiyatro türleri deyince iki tane tiyatro var. Bir geleneksel tür tiyatrosu, yani doğaçlama olan tiyatro. Burada esasında bir yazılı metin yok. Burada doğaçlama. Hatta burada tuluat kelimesini kullanılacak. Yani doğaçlama. Böyle çıkıyorlar rahat rahat konuşuyorlar. Kara adam hayal edilen bir kişi arkadan oynatıyor. Orta oyununda böyle falanga denen bir yere çıkıyorlar rahat rahat konuşuyorlar. Bir de modern tiyatro var. Modern tiyatroda ise artık durumlar değişiyor. Modern tiyatroda gerçekten Tiyatro oyuncuları var, suflörler var, yazılı bir metin var. Yazılı bir metne bağlı olarak bir piyes oynanıyor. Tabi bunun da kendi içinde kuralları var. Mesela trajedi biraz daha böyle acıklı konuları, komedi biraz daha gülümseten konuları. Dram ise her ikisini birden alıyor. Zaten dram dediğimiz şey de esasında tiyatro arkadaşlar. Bildiğimiz dram, tiyatro. Zaten tiyatronun ambleminde de böyle bir şey kullanmalarının sebebi o. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosuna yani halk tiyatrosuna baktığımızda sözlü olduğunu bir kere bileceksiniz arkadaşlar. Burası sınavınıza mutlaka sorulur. Dolayısıyla burayı olabildiğince not almaya çalışın diyoruz. Bakın sözlü olduğunu bilmeniz lazım. Yazılı bir metne bağlı olarak oynamaz. Demek ki yazılı bir metin yok. Zaten bizim edebiyatımızda şinasi ile tanzimat döneminde ilk olarak yazılı tiyatro gelecek şair öğrenmesi. O zamana kadar bunlar hep sözlü. Burayı bilmeniz lazım bir yer. Tuluat olarak da bilinen doğaçlamaya dayalıdır. E zaten biz de az önce bunu söylemiyoruz mu kardeşim? Tuluat yazdık buraya bu kadar. Miza yanlış anlamaya dayalı dil oyunlarıyla sağlanır. Yani espri bu şekilde yapıyorlar. Değişik bölgelere ait şive ve ağız taklitlerinden yararlanılır. Tabii şimdi günümüzde miza böyle hani biraz daha artı 18 şeylerle yapılabiliyor. Ya da işte e, farklı şeylerle yapılabiliyor. Ama o zaman tabii ki geleneksel Türk tiyatrosunda yanlış anlamaya dayalı olduğunu da bilmemiz lazım. Müzik ve dans ögelerinden yararlanılacak. Dekor, sahne, kostüm, ışık gibi unsurlar yok denecek kadar az. Yani... hani kara gözde ya da işte orta oyunla kostüm falan yok. Kendi Zaten köy seyirlik oyunları var. Şu göstereceğimiz birazdan. Burada zaten köylü halk kendi arasında kahvede oynuyorlar. Bu zaten herhangi bir e, dekora, sahneye ya da kostüme hiçbir ihtiyacı olmayan bir şey. Şimdi Karagöz'le başlayalım. Karagöz bunların içerisinde en önemlisi. Neden en önemlisi? Çünkü ÖSYM Karagöz'ü 2021'de sordu. 2020'de sordu. 2019'da sordu. 2010 yani seviyor ÖSYM. Dolayısıyla şu anda bir ÖSYM sorusuna bakıyorsunuz arkadaşlar. %100 yüz ÖSYM ile alakalı bir konu diyebiliriz. Deriden kesilen ve tasvir olarak adlandırılan bazı şekillerin arkadan bir ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansılmasıyla oynanan oyunu yani bir gölge oyunu. Karagöz oyununun kurucusu ve piri Şeyh Küşteri. Küşteri meydanı diye anılan bir perde oynatılıyor. Bakın burası çıkar sınavlarda. Oyunu oynatan kişiye hayali yani hayal bazı veriliyor. Oynatan bir kişi var oyunda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, tasvirleri hayaliye veren yardımcının adı da Yardak. Mantıklı bir isim koymuşlar. Yardımcının adı Yardak olur zaten. Burada yardım ediyor. Kime? Hayaliye yani oynatan kişiye. Karagöz oyunun genel özellikleri burayla aynı. Burayı al, kopyala, yapıştır. Nasıl yani hocam? Şöyle, yazılı bir metin yok. Doğaçlama, yanlış anlamına dayalı, şiir ve alasakları var ve müziklerine yararlanıyor. Zaten bunların hepsini orada da söylemiştim. Karagöz oyunun kişileri de çok soruluyor. Buraya da yine ÖSYM yazıyorum bakın yüzde yüz ÖSYM diyorum. Peki neden ÖSYM diyorsunuz hocam? Çünkü şundan dolayı ÖSYM arkadaşlar soruları Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarından hazırlıyor. Yani burada kazanımlar var kazanımlara bakarak hazırlıyor ÖSYM. E hocalarımız yani bizler de videolarımızı yazılarımızı buraya bakarak hazırlıyoruz. O zaman hep aynı yerden gelmesinin sebebi bu. Şimdi Karagöz mizahı nasıl kaynağı eğitimli değil halk diliyle konuşuyor. Bazı sözleri yanlış anlıyor açık sözlü ve dürüst halkı temsil ediyor. Hacivat ise yarı aydın kişileri temsil ediyor. Eğitimli, medrese diliyle konuşuyor. Görgü kurallarına uyuyor. Uyanık ve çıkarcı. Zaten bak orta oyunda kara göz ne olacak biliyor musunuz? Kavuklu olacak. Hacivat da pi şeker olacak. Yani bu gölge oyunu ama kavuklu ve pi şeker orta oyunu yani ete kemiğe bürümüş insanlar oynayacak. Hatta günümüzde de yani artık onlar da biraz geçmişte kaldı sizler çok gençsiniz. Kemal Sunal ve Şener Şen'dir bu. Kemal Sunal biraz daha saftır. Kazma gibi böyle şabanlık yapar karıştırır. Şener Şen de biraz daha eğitimli akıllıdır yani uyanıktır. Yani bizim kültürümüzde bu vardır. Hatta bizim videolarımızda bile biz bunu kullanıyoruz. Yani hoca akıllı aydın Tonguç biraz daha saf oluyor yani mı? Ve herkes de safı sever. Halkı temsil ediyor çünkü saf. Açık sözlü ve dürüst yani. Hatalar yapabiliyor. Eğitimli değil ama saf, temiz. Şimdi Hacivat eğitimli medrese diliyle konuşuyor. Şimdi belli başlı tiplere baktığımızda Çelebi malı mülkü olan zengin miras edip bir tipdir. Mesela bu çıkıyor üniversite sınavlarında. Çelebi'yi çok seviyor Hüseyin. Seçeneklerde Çelebi'nin işte e, ee, Efe olduğunu söylüyor. Çelebi'nin veyahut da ee, işte e, ee, Kabaday olduğunu söylüyor. Halbuki Çelebi miras edildi. Tiryaki konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tip. Beberuhi cücedir mesela. Zenne kadın tipidir. Tabii kadın oyuncular olmadığı için kadın kılındaki erkekler zenneyi canlandırıyor. Tuzsuz Deli Bekir var. Bu işte Kabaday'ı. Tuzsuz Deli Bekir Kabaday'ı. Zeybek var Efe. Külhan Bey var. O da kabadayı. Arnavut, Lazrum, Balam, e, Frank gibi tipler var. Şimdi Karagöz oyunun bölümleri de çıkmış üniversite sınavında. Bunu da yine seçeneklerde sormuşlar. %100 yüz ÖSYM diyorum arkadaşlar buraya da. Şimdi önce Hacivat yani siz bunu ÖSYM diyorum ama bunu şöyle anlayın. Ha bizim yazılımımızda da çıkacak diye anlayabilirsiniz. Ben ama sizin esas hedefiniz üniversite sınavı olduğu için şimdiden onunla alakalı bilgi veriyorum. Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümü. Giriş, diğer adıyla mukaddeme bir giriş yapılıyor. Of hay hak diye Karagöz'ü perdeye çağırıyor acaba. Muhavere karşılıklı konuşma, diyaloglar var. Karşılıklı konuşma, fasıl oyun yani asıl olayın sergilendiği bölüm. Zaten asıl fasıl diye aklınıza tutabilirsiniz. Bitiş de oyunun sonlandırıldığı yer. Yıktın perdeyi eyledin viran. varayın varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçü lisan ettikse afola gibi kalıplaşmış sözlerle bitiriyorlar oyunu. Ozan 1 2 3 dört tane bölüm olduğunu bileceğiz. Niye hocam? Hem üniversite sınavına için hem de aynısı orta oyunda da var. Yani orta oyunda da bu bölümler var. Başka bir bölüm yok. Şimdi Hacıvat ve Karagöz oyunundan bir kesit verdik burada. Mesela bilmece bilir misin diyor. Karagöz de yanlış anlayacak. Elbet bilmece demek ben demek. Ben demek bilmece demek. Söyle bilmeceni al cevabını. Peki Karagöz'ün bir tane söyleyeyim. Söyle bakalım. Efendim sokaktan aldım bir tane evde oldu bin tane. Nedir o bil? Onu bilirim yahu. Nedir efendim? Tahta kurusu. Bak espri yapıyor. Hay Allah'ın müstahakını versin kara gözüm. Tahta kurusu olur mu? Sokakta bir tane al bak evde on bin tane olur. Benim söylediğim bilmece nar diye böyle karşılıklı bir konuşma sohbet havası var. Şimdi geldik orta oyununa. Orta oyunu kara göz ve Hacivat'ın ete kemiğe bürümüş hali. Sahne, perde, dekor, süfler kullanmadan halkın ortasında oynanan geleneksel halk tiyatrosu. Yani halkın ortasında böyle bir meydan var bir palanga denen bir yer var. Oraya çıkıyorlar, oynuyorlar. Bu sefer Karagöz ve Hacivat yerine kavuklu ve pişeker var. Oyuncuların oyunu sergilediği alanla seyirciler ip gerilmiş kazıklarla ayrılıyor. Oyunda dekor denilebilecek başlıca iki nesne var. Bir yeni dünya ev olarak kullanılan paravandan oluşuyor. Bir de dükkan iş yer olarak kullanılan iskemleden oluşuyor. Orta oyununda çifte ara, zurna gibi çalgılar var. Çalgılardan sahneye giren oyuncular haber işleviyle yararlanılıyor. Çalgıcılar oyun alanında seyircilerin tam önünde yer alıyor. Bak çalgıcılar buradalar tamam mı? seyircilerde şu kırmızılarda seyirciler olsun. Şu kırmızı yuvarlaklarda seyirciler olsun. Ee, orta oyunun geniş bir oyuncu kadrosu var. Oyun alanının hemen dışında giysilerin bulunduğu alana sandık odası deniyor. Şurada da sandık odası olsun mesela. Pişekar'ın elinde tuttuğu çift kollu olan ve ses çıkaran nesneye de pastav yani şak şak deniyor. Şimdi orta oyunun genel özelliklerine bakalım. Canlı oyuncular tarafından sergileniyor. Konuları günlük hayattan yazılı bir metin yok. Tuluat denen doğaçlama dayalı. O zaten geleneksel halk tiyatromuzun genel özelliği. Yanlış anlamaya dayalı dil oyunları var. Şive ve ağızsakları var. Gülmece önemli. Mizah önemli. Ve sade bir dekor kullanılıyor. Kavuklu ve pişeker görüyoruz. Şimdi orta oyunun kişileri kavuklu. Yani kara göz gibi. Bazı sözleri yanlış anlıyor. Mizahın asıl kaynağı halkı temsil ediyor. Pişeker ise hacıvat ile benzer. Eğitim görmüş. Görgü kuralına uyuyor. Orta sınıf şehirliği temsil ediyor. Kavuklu ve pişeker dışında kişiler kara göz oyunu ile aynıdır. Orta oyununda da Zenne, Yahudi, Acem, Kürt, Rumelili, Arnavut, Ermeni gibi tipler var. Burada o zaman şunu da bilmemiz lazım. Bakın şu kişiler yani az önce şu gösterdiğimiz kişiler ee, yani nerede pardon özür dilerim. Şunlar Çelebi, Tiryaki, Beberuhi, ee, şeyde de var. Orta oyununda da var arkadaşlar. Şimdi orta oyunun bölümleri aynısı. Giriş, muhabere yani konuşma, fasıl yani asıl bölüm, bitiş. Bu kadar basit. Fasılın yanına asıl konuyu bir daha çiziyorum. Buraya pişekerle Kavuklu'nun konuşmaları olduğunu söylüyorum. Girişte de Pişekar arabasıyla sahneye gelen pişeker şeker bir konuşma yapıp sonra da kavuklu havasını çalıp kavukluyu davet ediyor. Şimdi arzbar adı verilen ilk bölümde kavuklu diye pişeker tanıdık çıkıyor. Tekerleme adı verilen ikinci bölümde de kavuklu olağanüstü bir olayı başından geçmiş gibi anlatıyor. Fasılda asıl konu olduğu bölüm. Bitişte de her ne kadar sürçülisan ettikse affola diyerek bir ee, bitiş yapıyorlar. Yani bir konuşma yapıyorlar. Özür diliyorlar ve bitiriyorlar. Şimdi burada yine aynı Karagöz ve Hacivat'ta gibi bir konuşma var. Burayı e, okumamıza gerek yok. Sizler isterseniz pdf'ten okuyabilirsiniz. Ben bir an önce hemen diğer kısma geçiyorum. Meddah. Met edici, övücü taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçıya meddah deniyor. Meddah tek başına çıkıp böyle e, bir gösteri yapacak yani. Hani günümüzde Cem Yılmaz yapıyor ya onun gibi düşünebilirsiniz. Tek başına çıkıp oynuyor. Şimdi meddah tek kişilik tiyatrodur. Meddah tiyatronun bütün kişilerini varlığında birleştiren bir aktördür. Kahvehane gibi yerlerde yüksekçe bir yere oturularak sergilenir. Perdesi, sahnesi, elbisesi, dekor kişisi yok. Mizahtan ve müzikten yararlanacak tabii ki. Hazır bir metni olmadan doğaçlama. Bütün kişiler medya tarafından canlandırılıyor. Canlandırılan kişiler ağız özelliklerine göre konuşturuluyor. Ve jest ve mimikler var. Ve sonunda da mutlaka medya bize bir ders veriyor. Meddan aksesuarlarına baktığımızda bir mendili var bir de sopası var. Mendilini bazen boynuna asıyor, bazen başörtüsü yapıyor, bazen örtü yapıyor böyle kullanıyor onu. Sopası da bazen onun kılıcı oluyor, bazen silahı oluyor, bazen atı oluyor. Onunla da oynuyor. Medil yani diğer adıyla makreme boynuna dolar, zenne taklidinde kullanıyor. Atkı, başörtüsü peçe şey yapabiliyor. Hani zenne kadın kadındaki erkek değil ya. Sopa, çevgan, medah sopa elinde tutuyor. Oyunu başlatmak, seyirciyi susturmak, sağ süpürge tüfek yerine de kullanabiliyor. Medda'nın bölümlerine baktığımızda yine bir, iki, üç, dört bölüm var ama Karagöz ve orta oyundan farklı. Başlangıç bölümünde hak dostu Max sözüyle giriş yapıyor. Açıklamada anlatılacak hikayenin kahramanı ailesi tanıtılıyor. Senaryoda Mani Atasöz ve Türk içeren Olaylar dizisinin bulunduğu bölüm var. Bitişte de Saki'ye sohbet kalmazmış baki her ne kadar sürçülisan ettikse af Yani her birinde bak Karagöz'de de, orta oyununda da, meddatta da eğer yanlış bir kelime söylediysek, hata yaptıysak affedin diyorlar. Geldik köy seyirlik oyunlarına. Bu nedir hocam? Bu da normal köyde halkın kendini eğlendirmek için oynadığı oyun. Düğünlerde, bayramlarda ya da yılın birirli günlerinde köylülerin Genellikle oyun yapma, oyun çıkarmada altında bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlar. Köy seyirlik oyunlarına köy tiyatrosu veya dramatik köylü oyunları da diyebiliyorlar. Şimdi bunun özellikleri nedir hocam? Şimdi e, oyuncular gönüllü köylülerden oluşuyor. Bunu bileceksiniz yeterli. Özel bir sahne ve kostüm yok. Yazın boş bir alanda, kışın kapalı bir alanda yapılacak tabii ki. Her şey doğaçlama. Kadın rollerini yine erkekler canlandırıyor. Mizahi ögeler var dua, mani, tekerleme, türkü ve dans var. Günlük yaşam, doğal olayları, köy yaşamı anlatılıyor. Şimdi bir de kuklamız var. Kuklaya baktığımızda burada kuklacı denen bir sanatçı var. Bu kuklaları yani iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesit kullanılarak bir perdenin üzerine oynatılan bez, karton ve benzeri nesnelerden yapılmış figürlere verilen ada biz kukla diyoruz. İşte kukla ne olduğunu görmüşsünüz zaten. Kukla yöneten kişi de kuklacı deniyor. Kuklanın genel özelliklerine baktığımızda konuları günlük yaşam halk hikayeleri ya da efsaneler olabiliyor. Tabii ki amaç güldürmek. Yani dikkat etseniz hepsinde güldürme var. Eğiticilik yönünde var. Doğaçlama yani tulaat ve müzikten yararlanabiliyor. Araba, el, ipli kukla, iskemle kuklası gibi türleri var. Bunu da bilmemiz lazım. Geleneksel kuklada kullanılan kişilere baktığımızda bir ibiş var. Sadık, kurnaz ve hazır cevap, kaba bir dili var. Biçimsiz bir şapkası var. İhtiyarın uşağı ve mizahın kaynağı. İhtiyar da varlıklı bir kişi ve ibişin efendisi. ...patronu. Burada yine dikkat etseniz aynı şey yani. Hani tam, tam kara göze... ...tam kavukluya benzemiyor ama... ...her zaman bir saf bir akıllı bizim... E, ...mizah kültürümüze var arkadaşlar. Şimdi geldik modern Türk tiyatrosuna. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu neydi? Yazılı bir metin yoktu. Bakın burada da... ...yüzde yüz... ...yazılıda sorulur diyelim bunu size. Yazılıda. Bunu ÖSYM bunu sormayabilir ama... ...yazılıda hocana sorabilir. Tam yazılı soru tarzı çünkü. Doğaçlama oynanıyor ama burada ise... ...yazılı bir metin var... Ön hazırlık prova yok. Rahatça adam çıkıp doğaçlama. Tulaat oynuyor burada. ön hazırlık bir prova yapılıyor. Burada sahne dekor kostüm gelişmemiş. Burada ise sahne dekor var. Kostüm gelişmiş. Burada kalıplaşmış belli tipler var. Yani her seferinde zenle kadın kılığındaki erkek oluyor mesela. Ya da çelebi miras tip oluyor. Ama burada her türden tip veya karakter olabiliyor. Burada mizah önemli. Burada ise sadece mizah değil başka konuları da işleyebiliyorlar. Şimdi bize ilk tiyatro tanzimat döneminde girecek arkadaşlar modern tiyatro Türk edebiyatına tanzimatla başlayacak. Şimdi Şinasi ilk yerli oyun olan Şair elenmesi adlı töre komedisini yazıyor. Bakın bu ÖSYM tarafından defalarca sorulmuş. Bizdeki ilk yerli tiyatro Şinasi'nin Şair elenmesi adlı töre komedisidir. Bunu mutlaka bilin. Bu cümleyi hafızanıza kazıyın. Yani İskender kim yazdı? Mehmet Akif Ersoy. Aynı bunu gibi bilmeniz lazım. Namık Kemal'in Vatan Yahu adlı dramı da sahnelenen ilk yerli eser oluyor. Bu hem ÖSYM tarafından hem de hocanız tarafından sınavlarda karşınıza çıkacak. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey'de Molière denen e, bir Fransız komedyacı var. Ondan çok çeviriler, adapteler yapacaklar Osmanlı yaşamına. Güllü Agop Gedikpaşa Tiyatrosu'nu kuracak. İlk modern tiyatro örneklerine geleneksel Türk tiyatrosundan tabii ki faydalanılacak. Yani kara gözden, orta oyundan faydalanacaklar yani. Konular tarihten ve günlük yaşamdan seçilecek. O zaman Ahmet Vefik Paşa Molière çevirileriyle Namık Kemal Vatan Yansı ilk sahnelenen oyunda... Sahnelenen ne demek hocam? Namık Kemal'in ki sahneleniyor ama Şinasi'nin ki gazetede çıkıyor. Tercüman Ahval diye bir gazete var. O gazetede böyle arkası yarın şeklinde yayınlanıyor. Şimdi Tanzimat dönemi tiyatrosunun genel özelliklerine baktığımızda Tanzimat demek birinci dönem demek esasında. Bu birinci dönemde en önemli tür. Niye? Çünkü faydalı bir eğlence olarak görülüyor bilhassa Namık Kemal tarafından. Halkı bilinçlendirmek için, halkı eğitmek için tiyatro çok kullanılıyor. Komedi ve dram tercih edilecek. Klasisizm ve romantizm akımının etkisinde sade bir dille e, teknik eksiklerle halka bir şeyler anlatmaya çalışacaklar. İkinci dönemde ise dönemin siyasi koşulları nedeniyle baskı var. Böyle tiyatrolar oynanmak için değil de okunmak için yazılıyor. Bunda da bilhassa Hamit Tarhan yapıyor. Yani böyle hani nasıl olsa oynanamayacak, baskı var. Bari okumak için yazanılıyorlar. Ve e, romantik tiyatrolar bunlar. Ağır bir dili var. Burada niye sadeydi hocam? Ve burada halka inmeye çalışıyorlar. Halka bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Yani burada daha çok toplum için sanat yapılıyor arkadaşlar. Burada ise sanat için sanat yapılıyor daha çok trajedi ve dram tercih edilecek ve şartlar gereği de ihmal edilecek. Şimdi Şinasi'nin şair eğlenmesine baktığımızda 1860'ta Tercüman Haval Gazetesi'nde Tefrika yani arkası yarı şekli yayınlandığını söylemiştim. İlk yerli tiyatro olduğunu sorarlar. Tek perdelik bir töre komedisi olduğunu sorarlar. Kişilerin düzeylerine göre konuşulduğunu sordular ÖSYM tarafından. Bu ÖSYM'nin bir sorusunda seçeneklerde vardı. Kişi adlarıyla sosyal özellikleri uyumlu. Bu da yine ÖSYM'nin sorusunda vardı. ÖSYM'nin kullandığı ifadeler bunlar arkadaşlar e, ee, şimdiden zihninizi ÖSYM'nin ifadelerini hazırlamaya çalışıyoruz. Müştak Bey, Kumru Hanım. Müştak Bey e evlenmek isteyen bir şair. Ee, kızla evleneceği kız yerine ablasını yani e, göremiyor. Böyle peçeliler göremedikleri için görücü süreli evlenmenin komediliği anlatılıyor. Yani böyle e, kızla evlenmek istiyor. Genç bir kızla evlenmek istiyor ama ablasıyla evlendirmeye çalışıyorlar. Hani ona göremediği için. Böyle bir garip bir komedi yani. Ziba Dudu, Ebu Laklaka, Hikmet Efendi gibi kişiler var. Görücü usulüyle evlilik eleştiriliyor. Vatan Yavuz Silistre'ye baktığımızda bu da yine birinci dönemde yazılmış bir eser. Edebiyatımıza sahnelenen ilk tiyatro eseri. Romantik tiyatronun ilk örneklerinden Gedikpaşa Tiyatrosu'na sahneleniyor. Dört perdelik bir dram. İslam Bey, Zeki, Abdullah Çavuş, Sıtkı Bey gibi karakterler var, kişiler var. Konusunu tarihten almış. Silistre Kalesi'nin kurtarılması için askerimizin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık anlatılıyor. Zaten Namık Kemal de bir vatan şairiydi. Burada da yine vatan sevgisini, kahramanlık, fedakarlık temalarını işliyor. Gelelim Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosuna. Milli Edebiyat deyince aklımıza hemen Türk bayrağı gelecek. Milliyetçilik gelecek, Türkçülük gelecek. Burada Tanzimat döneminde başlayan modern tiyatro gelişimini Milli Edebiyat döneminde de sürdürüyor. Yani Tanzimat'ta ilk olarak Şinasi şair yazmıştı. Namık Kemal Vatan Vatanyal Silistri'yi oynatmıştı. O yöntemle devam ediyorlar. En önemli gelişme konuşma diline yakın bir edebi dil kullanılması oluyor. Ve özel tiyatroların yanında resmi tiyatrolar da kurulacak. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ilk hali olan Darül Beday açılacak ve ilk sergilenen oyunda Hüseyin Suat Yalçın'ın Çürük Temel adlı oyunu Emil Fabra'dan uyarlıyor. E, i̇lk yerli oyun ise Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı manzum oyunu oluyor. Bakın bu da yine sınavlarda karşınıza gelebilir. Afife Jale'de Darül Beda'yı sahne çıkan ilk Müslüman Türk kadın oluyor. Yani Afife Jale'den önce kadın kılındaki erkekler vardı, zanneler vardı. Afife Jale ilk kadın kahraman oldu böylece. Bu dönemde i̇bn Refik Ahmet Nuri ve Musahib Zade Celal'in çok önemli tiyatro eserleri var. Milli Edebiyat Dönemi Türk tiyatrosunun genel özelliklerine baktığımızda hemen Türk bayrağını buraya da çizdik. Bir kez daha dalgalandırıyoruz. Birincisi ve en önemlisi tabii ki milliyetçilik ve Türkçülük akımının etkisinde. Hala teknik açıdan mükemmel değil ama yani Cumhuriyet Dönemi kadar iyi değil ama güzel. E, sade bir dil kullanılacak. Toplumun her kesimini yansıtan kişiler seçilecek. Saray hayatı, Osmanlı'nın son dönemi istibdat yani baskı yılları eleştirilecek. E, yakın Tarih ve Türk dünyası idealleri eserleri yansılacak. Realistler ve gözlemci gerçekliklerini toplumu gözlemleyip aktarıyorlar. Burada İbnü Refik Ahmet Nuri ve Musayib Zade Celal önemli kişiler arkadaşlar. İbnü Refik Ahmet Nuri güldürürken ders vermeye amaçlıyor ve e, komedi türünde e, çok fazla eser veriyor. Burada e, Hisi-i Şaya eserini bilmenizi tavsiye ederim. Musayib Zade Celal de konularını genellikle Osmanlı tarihinden alıyor. ...sosyal hayatı, batıl inançları anlatacak ve orta oyunu geleneğinden yararlanacak. Burada da köprüler eserini bilmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bugün sizinle birlikte gerçekten çok fazla bilgi öğrendik, çok fazla konu öğrendik. Ama sizler Dinamo Soru Bankamızda bununla alakalı süper hazırladığımız bir ee, test şeyi var arkadaşlar. Test kısım var. Önce kazanımları verdik, neyi soracaklarını gösterdik. Sonra rehber sorular yaptık. Her bir sorunun çözümünü de uzman tarafından sizlere verdik bu soruları çözdüğünüzde ardından da sınav zamanı geldiğinde aynı zamanda tarama tarz sorular gibi ÖSYM tarz sorular da koyduk arkadaşlar. Ee, bakın ÖSYM tarz sorularımız var. Sınav zamanı geldiğinde de buradaki yazılı sorularını çözdüğünüzde yazılı programınızı yaptığınızda tiyatro konusunu soru açısından duyurursunuz. Konu anlatım açısından da sıfırdan ona Türk Dili Edebiyat kitabını mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Burada da yine aynı şekilde tiyatro ile alakalı gördüğünüz gibi burada konu anlatımı hemen sadece bununla alakalı soru. Konu anlatımı soru. Konu anlatımı soru. Konu anlatımı, soru. ...konu anlatımın soru. Konu anlatımın soru... ...hocam ne kadar çok parça bölüyorsunuz? Böldük. Niye böldük? Çünkü... ...hani konuyu iyi öğrenmenizi istedik. Ee, ve hatta dokun sınıf konularına bile... ...ekstra biraz girdik yani. Bak bunları da... ...hatırlayın istedik. Yani sahne nedir, kostüm nedir? Burada da bunları da yine... ...bu kitaptan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden e, sınavlarınıza... ...başarılar diliyorum. Şimdiden çalışan, gayret gösteren... ...öğrencileri tebrik ediyoruz. Hadi bakalım. Ödülü sorumuzu yapın arkadaşlar. E, yorumlara yazmayı da unutmayın. Hadi bakalım. <laughs>